Yo, what's up arkadaşlar? Enes diye bir arkadaşımız yazdı. Dedi, hocam senin Red Pill videolarını çok seviyorum. Ama hep dile getirdin ki kızlar parayı çok seviyor. Kızlar erkeğin parasını seviyor, bla 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 bla. Peki kız çok zengin ise ne olur? Onun hakkında bir video, Red Pill video yapabilir misin? Yeah. Yapalım ben. Bu arada yeni imaj yapıyorum ben. Bit of a classic hipster style, but you know. Değişiklik iyi bir şeydir, man. I don't give a shit. Hanım beğenmedi bu arada. I don't care. Dedim, bana ne sen beğenmediysen. Bırak ben hevesini alayım, man. Ben beğendim. I don't care sen beğenmedin. Neyse. Yes. Gelelim konumuza. Yo. Yes, konumuz. Zengin kız. Kızın parası çok olunca nasıl bir şey olur? Şimdi şöyle diyeyim. Diyelim ki kızın çok parası vardır. Ya. Bu zaman kız da seçebilir. Mesela yakışıklı erkek seçer. İstediği kadar gibi erkek istediği erkeği alabilir. Çünkü birçok erkekler vardır ki onlar da öyle bir fırsatı kaçırmaz. Derler ki ben de hayatım iyi olacak. Ya bu kızla evlendiğinden sonra hayatım onarılmış olacak. Halledeceğim. Şimdi böyle bir sıkıntı vardır ama. Bir kız, ben bunu çok gördüm, özellikle Kıbrıs'ta. Bir kız ki çok zengin bir aileden geliyor, erkek de daha fakir aileden geliyor veya fakir de demeyelim, o sınıfta değil. Kızın ailesi çok dominantlık yapar. Kızın ailesi çok erkeği köle muamelesi yapar. Ezdirmeye çabalar. Bazıları kibardır. Bazıları öyle sinsi sinsi lafçıklar sokar erkeğin ailesine. İşte bak, sizinkiler o kadar çok çalışkın değillerdi. Ya da kafa iyi çalışmazdı da bu yüzden başaramadılar. Da işte öyle ince ince laflar sokuyorlar. Kızın ailesi, kızın zengin ailesi erkeğe. Erkek de kendini çok ezik hissediyor. Ya bazen vardır ki kız kendi maaş, çok iyi maaş alıyor. Erkekten çok daha iyi maaş alıyor. Aileyle alakalı bir şey yoktur. Bu sefer kız çok laf sokuyor erkeğe. İşte ben senden daha çok kazanıyorum. Ben senden daha üstüm. Benim sözüm geçiyor gibisinden. Bunu çok gördük. Ya da mesela kız der kendine, işte benim veya ailem için ben olmasaydı sen böyle bir güzel araba süremezdin. Sen o arabayı benim şeyimden, sayemden sürüyorsun böyle bir arabayı. Yani düşünsen, bir erkeğe ne kadar fakir istersen ol, en çok, en büyük acı ve en büyük hakaret eden bir şey budur. Kız veya kızın ailesi seni etsin. Çünkü senin veya senin ailenin maddi durumun o kadar iyi değil. Ve bunu yaparlar çok. Bunu yaparlar çok. Yani kız alır erkeği, işte gider kıyafetlerini alır, gider öyle giydirir, duşar, giyer kuşunu, şey der, giyer kuşanır, der işte bak ben giydirdim kendini, ben adam ettim kendini, giyinmeyi bile bilmezdi, şöyleydi böyleydi. Evet, paralı kızlar da vardır, paralı kızlar da vardır ki erkeğin parası olması ve olmaması sikine değil, çünkü kendisinin parası vardır.
Bu sefer o kız alır o erkeği ve o kız ezdirir o erkeği. Gerçekten ezer. Ben bunu gördüm. O erkek hayatta, hayatta o kıza laf geçiremez. O erkek zor alfa olur o evin içinde. Yani bir erkek özellikle bir baba olarak bir lider olması lazım. Bir idol olması lazımdır. Bir ağırlığı olması lazımdır. Ama şimdi bir erkek kendi sınıfından çok üst sınıfa kaçarsa ve kız alırsa ve genelde çok yakışıklı erkek yapar bunu. Veya iyi okumuş bir erkek. Yani o derecede öyle olur. Çünkü zengin kız boşu boşuna kendini çok daha fakir bir insanı seçmez. Adamı seçmez. Ya bakar genlerini beğenir veya bakar der ki evet yakışıklıdır, öyledir, böyledir. Baktı ki kendi çevresinde çekici gelmiyor kendine birisi. Gider fakir erkeğinle evlenir. Ender oluyor. Ender oluyor ama oluyor. Ama bir erkek için en çok büyük şey budur. En çok acı budur. Kendi sınıfından üst çıkmak. Bak, bir erkek bir fakir kızı alabilir. Hiç sıkıntı yoktur. Yani hiç problem değil. Çünkü zaten erkeğin, yani bizim rolümüz farklı, onların rolü farklı. Biz erkek olarak doğamızdadır. Biz ekmeği getirelim. Biz onu bunu yapalım. O yüzden biz küçümsemeyik. Kızın ailesi fakirse veya kız fakirse, ama kız tarafı küçümser erkeği. Yani dışarı çıkınca da öyle. Diyelim ki evlenmedin bile de diyelim ki sadece kız arkadaşındır ve sen çıkıyorsun dışarı ve senin paran yoktur doğru düzgün gezesin restoranlara şeylere, ama kız arkadaşın var ve o lüks hayata alıştı ve o bütün her şeyi karşılıyor. Ezik bir şey. Bir erkek hiçbir zaman kendinden çok üst çıkmayacak. Klas olarak. Ya kendinden eşit olacaksın ya da kendinden daha fakir kızından çıkacaksın. Yani bunun diyeceklerim budur. You know what I'm saying? Yani Red Pill'i de böyle veriyorum bugün. Böyle diyorum size. You know what I'm saying? Çünkü dediğim gibi ya benim amcamın bir kızı vardı. Amcam da çok zengin. O da gitti bir garsoncuyla evlendi. Ve birkaç yıl sonra boşandılar. You know what I mean? Boşandı mı boşaldı mı? I don't even fucking know which one. Çünkü boşandı. Fucking hemşeri. Fucking hepsini karıştırırım. Fucking oh man, Afrikalılar da Oppo. Okay. All right. Yeah, so ben şahsen onun yerini istemezdim olan bir erkek olarak. Bir erkek olarak fucking amcamı da severim. Kuzenlerimi de severim. Ama fuck that shit man. O damadın yerini istemezdim olayım. Geç, o damat da 5 para etmezdi. Fucking kumarcının tekiydi. Ama neyse. Diyeceklerim bu man. Take the motherfucking red pill and that's it for today. Peace out.